Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir güncel bilgiler serisinde sizlerleyiz. Neden seri diyorum? Çünkü bütün ayların güncel bilgilerini bu şekilde bülten halinde yükleyeceğim. Yine kanalıma daha önce yükledik birçok soruyu yakaladık. Ama bildiğiniz gibi ÖSYM'nin nerede ne yapacağı belli olmuyor. Bu nedenle elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız. Burada öncelikle arkadaşlar yıldızlar görüyorsunuz. Nedir bu yıldızlar? herkesten öncelikle isteğim bir tane defterin bir bölümü veya ayrı bir küçük defter edinmesi. Bu videoları izlerken yıldızlı çıkma ihtimali olanlara, ÖSYM'nin tadında olan sorulara yıldız katacağız. Bu yıldızları oraya not etmeniz sınava girmeden önce de 10-12 tane video çekeceğiz. Bu nedenle tekrar izlemeniz zor olur kendiniz bir sayfalık iki sayfalık bir not eder bunu bir tekrar edip sınava girmeniz e, gerisi Allah'a kalmış. Biliyorsunuz ÖSYM'nin nerede ne yapacağı belli olmuyor. Bunun için net konuşamıyoruz. Ayrıca şunu söyleyeyim arkadaşlar bu soru çıkmaz gibi algılamayın. Yıldız koymadığımı. Yine de çıkabilir ÖSYM. Her tür soruyu sorabiliyor. Bu nedenle e, aklınızın bir köşesine yazın çıkmaz diyerekten kendinizi odaklamayın arkadaşlar. Ee, ilk e, videomuz Eylül ayı videomuz. Ee, burada Eylül ayındaki gelişmeleri Sait Zaman hocamızın yılların tecrübesi anayasa ve tarih hocamız onun hazırlayıp paylaştığı Instagram adresinde paylaştıklarını alıp e, tecrübeleri nedeniyle onunkini paylaşıyoruz. İleriki zamanlarda yine farklı hocalardan ve e, ho fa bulabildiğimiz farklı güncellerde ekleyip sizlerle paylaşacağım. E, beni takipte kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni ve yorum gelirse ayrıca yorumlar derken e, şunu da söyleyeyim. Burada sunmadığımız, göremediğimiz sizin aklınıza gelen günceller varsa özellikle e, altına yorum olarak yazın arkadaşlar. E, herkes bir güncel yazarsa o yorumlarda okundukça e, birbirimizle paylaşmış oluruz. Birçok bilgi yayılmış olur arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak güncelimize başlayalım. New York'ta Türk Evi binası açıldı arkadaşlar biliyorsunuz. E, yıldız koyduk. Bunun en kötü lise e, sınavında çıkmasını bekliyoruz. Yani illaki bir yerde soracak e, ama belli da olmuyor. Yıldızla notlarınızın arasına koyun. New York Türk Evi. Türk Evi nerede açılmıştır gibi soru gelebilir ee, başarılardan başarıya giden Ampute Milli takımımız e, Avrupa şampiyonu oldu arkadaşlar. Bunun da e, çıkma ihtimali var. Artı olmasa da yıldızlar bizden ay yıldızımızı göklerde şanla dalgalandıran bu takımı tebrik ediyoruz arkadaşlar. 2020 Dünya Kültür Başkenti Bursa seçildi. İran ile Irak arasında vize sorunu kaldırıldı. El Salvador Bitcoin yasal para birimi ilan etti. Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar burada şu önemli birçok tiyatro sanatçısı ve ölen ünlü kişi soruluyor. Geçtiğimiz sene Yıldız Kenter'i 2019'da vefat eden Yıldız Kenter'i geçtiğimiz sene 2021'de soru olarak geldi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Danimarka Covid tedbirini kaldıran ilk AB ülkesi. İngiltere'de hayatını kaybeden Prens Philips'in 90 yıl boyunca gizli kalacakmış. Böyle devam edelim arkadaşlar. Meta gazoz. Meta gazoz illaki çıkacak. illaki çıkacak arkadaşlar. Eee Mete Kazuzu direkt biliyorsunuz olimpiyat şampiyonu. Direkt de sorabilirler. Paul son kitabında okçuluk alanında önemli başarı elde eden Meta Kazuzu adadı. Ünlü bir yazar arkadaşlar. TSK'da ilk başörtülü subay Müberra Öztürk. Diyanet İşleri Başkanı o abimiz. E, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı ama arkadaşlar yani bilin düşük ihtimal çünkü siyasi bazı şeyler Türkiye'mizde maalesef olabiliyor. Fransız aktör Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti. Bunu sorarlar, bunu sormazlar Türkiye'de bu tür bazı şeyler var arkadaşlar takılmayalım bu konulara hızlıca geçelim Türkiye Azerbaycan ve Pakistan katılımı ile üç kardeş ülke tatbikat yaptı arkadaşlar bu tatbikatların adları da var kısa bir e, Google'dan e, incelerseniz fayda göreceksiniz arkadaşlar özellikle tatbikatın adı çıkma ihtimali yüksek bilen varsa yoruma hemen yazarsa iyi olur. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Topkapı Sarayı ile ilgili sorular daha önceki senelerde geldi. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi Trabzon. Kendine özgü sanat ve takvim kullanan ilk ülke, ilk değil özür diliyorum ülke. Etopya 2014 yılına girdi arkadaşlar. Onlar 2014 yılına yeni girdiler. Kendine özgü bir takvim kullanıyor. Bizim gibi 2021 yılında değiller. Time dergisinin dünyanın en iyi şehri olarak San Francisco'yu seçmiş. Önemli değil. şah hikaye de yine notlarımız arasına alalım arkadaşlar. Serbest dalış şampiyonumuz. Şöyle yeni sayfaya geçelim. Arkadaşlar dünyanın en büyük karbondioksit temizleme tesisi İzlanda'da açıldı Arnavutluk dünyada en çok kadın bakana sahip ülke. Arnavutluk yine bunu da notlarımız arasına alalım. İran Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye oldu. Arkadaşlar böyle uluslararası örgütler birçok defa çıktı. Üye olanları bilmiyorum ama bu tür örgütleri bilelim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biryol Time dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasında tek Türk, gösterilen tek Türk bir ol Fatih bir ol İngiltere'de akaryakıt krizi yaşandı. Bunu da sorabilirler. Çünkü İngiltere'de kriz yaşanıyor. BM Genel Kurulu Başkanlığına Abdullah Şahit getirildi. Türkiye'nin otizmli ilk doktoru öğrenci, doktora öğrencisi Buğra Çankır. Bunu da yine Kardeşimizi de yıldız verelim. Yıldızlı notlar arasına alalım. Küresel öğretmen ödülüne Ebru Polat layık görüldü. Bu sene birçok öğretmenimiz giriyor. Arkadaşlar sınava onlara da ayrıca başarılar diliyorum. Öğretmenlik bitirmiş birinin herhangi bir sınava girmeden eğitimine güvenip alınması tercihimizdir. Ama maalesef böyle bir sınavımız var. Ee, güneş sistemini dışında insan yaşamının mümkün olabileceği yeni gezegenlere Heykon ismi verildi. Evet bu da çıkabilir. Değil mi arkadaşlar? Ee, sizler de yorumlara çık. Benim işaretlemeyip de çıkabilir olanları yazarsanız e, arkadaşlarınız daha etkili olur. Yorumları birçok kişi okuyor. E, 2021 Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan'ın Novi Sad şehri BM Genel Kurulu 2022 yılını balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak bu konu da yıldızların içine alalım arkadaşlar. Ve BM'nin Genel Kurulu 2022 yılında balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak gösterildi arkadaşlar. Bu da önemli. Derya Karadeniz'in yazdığı Oberon adlı makale NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Güzel bir başarı arkadaşlar altını çiziyoruz ama bazılarının altını çiziyoruz bazılarını da yıldız koyuyoruz Şimdilik bu kadar arkadaşlar 2021 Eylül ayı ama 2022 KPS için çekiyoruz arkadaşlar Ayrıca kanalımda bazı kültür videolar da var Ayasofya gibi 15 Temmuz gibi bu tür ve salgın dünyada yaşamış salgınlar gibi videolarım da var. 2020 yüklü, 2021 yüklü bazı videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada da gördüğünüz gibi 2019'da vefat eden Yıldız Kenter sordular 2021'de. Bilginize bilgi katmanızda bir zarar olmaz. Burada güncel bilgiler çalışan arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var arkadaşlar. Soru bankası tarzında Fazla şey çözmeyin çünkü e, tiyatro oyuncusu vefat etmişti bir sorumuz var. Buraya 5 tane daha şık katılıyor. Kafa karışıklığı olur. Güncelde bir gazete misali bu tür bülten misali e, çalışmanızda fayda var arkadaşlar. E, İlla ki ben şey olarak e, öğrenmem daha kolay diyorsanız o ayrı ama e, burada e, benim tavsiyem e, direkt kimdir Metakozuz, Olimpiyat şampiyonu Metakozuz gibi bu tür çalışmalarda fayda var arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlara özellikle benim kaçırdığım burada olmayan ve ileriki videolarda da çekmemi ve eklememi istediğiniz konular başlıklar varsa yazmanızda e, memnun olurum. Hoşçakalın diyorum.